Akşamınız hayır olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim müşterinize iyilik ve güzellik eylesin. Zihninizi aydınlık eylesin. Duruşunuzu kararlı ve izzetli eylesin. Stres deyince aklınıza ne geliyor? Kaygı. Efendim? Kaygı. Kaygı. Yani nedeni olmayan korkular, nedenini bilmediğiniz korkular. Başka neler geliyor? Hı? Azı yarar, çoğu zarar. Azı yarar, çoğu zarar. Yani gören, sizi gören sinirler alınmış zanneder yani. Yani stres nedir diye soruyorum. Hiçbir şey yok. Demek ki hayatınız çok iyi yani. Herhangi bir sıkıntı, sorun yok. Hı? Öfke. Kaygı ya da öfke stresin nedeni ya da sonucu olabilir. Ya stresin kendisi değil. Huzursuzluk. O da stresin sonucudur. O da stresin sonucudur. Yalnız uyku düzeniniz bozulduğunda aynı zamanda bir devir daim başlar. Kısır bir döngü başlar. Yani uyku düzeni bozulduğunda vücudunuz gerilmeye başlar. Çok düşünmek, eğer çözüm bulamazsanız, düşünüp de seçenekler arasında bir tercih yapamazsanız, evet bir gerilim oluşturabilir. Belirsizlik yönetemediğinizde sizi gerginliğe sokar. Yönetebildiğinizde sizi gerginliğe sokmaz, tam tersine aslında size enerji de verebilir. Bu süreci nasıl algıladığınızla ilgili. Stres nedir o zaman? Herhangi bir şeyi kontrol etmek istiyorsanız ya da ona bir yön vermek istiyorsanız önce onu tanımanız gerekiyor. Tanımadığınız, tanımlayamadığınız, potansiyelini bilmediğiniz, sınırlarını bilmediğiniz hiçbir varlığı, hiçbir ilişkiyi, hiçbir nesneyi yönetemezsiniz. Yani eğer siz stresi yönetmek istiyorsanız önce stresin ne olduğunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Çoğunuz stresi daha çok negatif anlamlar yüklüyor. Stres yönetemediğinizde negatif süreçler doğurur. Yönetebildiğinizde aslında sizi geliştirir. Hedeflere ulaşmanızı sağlar. Stres ile iletişim arasındaki ilişki ne? Niye ben bunu iletişim psikolojisi konusu içerisinde ele alıyorum sizce? Sağlıklı iletişim kurmayı engelliyor olabilir. Başka düşünceleriniz? Arkadaşınız size el sağladı. Görmedim. Demek ki daha farklı bir çekim alanı var. İsim neydi? Kübra. Kübra Hanım, isminiz gibi yüce ve büyük olursunuz inşallah. Şimdi sizden ricam şu. Basit bir deney yapacağız Kübra Hanım. Oturduğunuz yerde elinizde bunu tutacaksınız. Ağırlığı herhalde 50 gram falandır. Şimdi tuttukça bunun ağırlığında bir değişiklik olmayacak fiziksel anlamda. Yalnız onu siz biraz daha farklı, ağır algılamaya başlayacaksınız. Ağırlığını fazla algılamaya başladığınız anda bana söyleyin. Tamam, oturduğunuz yerde bu şekilde tutuyorsunuz. Evet, Kübra Hanım bir deney yapıyor. Deneyi neden yaptığımızı birazdan açıklayacağız. Biz konuya devam edelim. İletişimle stres arasında nasıl bir bağlantı var? Ya Kübra Hanım'ı bırakın, o reklam altyazı. Konu burada. Evet. Stresle iletişim arasında nasıl bir bağlantı var? Buyurun. Yanlış algılarımız bizi strese yönlendiriyor. Çok güzel. Çoğu zaman bizi strese sokan temel süreçlerden bir tanesi olayları nasıl değerlendirdiğimiz ve anlamlandırdığımızdır. Yani yaşadığımız bir olay, bir deneyim. Zihnimizde onu nasıl değerlendiriyoruz? Sağlıklı çözümleyebiliyor muyuz? Gerçekçi algılayabiliyor muyuz? En kritik noktalardan bir tanesi bu, evet. Algılamalar, anlamlandırmalar. Ölüm bir yok oluş mu yoksa emaneti Rabbine veriş mi? İkisi arasında çok fark var. Bir yok oluş olarak algılıyorsanız
ölüme çok daha yoğun bir tepki gösterirsiniz. Rabbine emaneti vermek olarak algılarsanız, o zaman sükunet ve tevekkülle karşılarsınız. Örneğin bu seminerlerde biz bazı kavramları tanımlamıştık. Hayat nedir? Başarı nedir? Mesela bir şeyi tanımlarken ona yüklediğiniz anlamlar. Mesela hayat sizin için sürekli bir yarışsa daha gergin olursunuz. Hayat bir öğrenme, bir keşifse daha dingin olursunuz. Burada nasıl tanımladığınız çok önemli. Ağırlık algısı değiştiği zaman söyleyin. Değişti. Ne kadar hissediyorsunuz? Kolum yoruldu. Yok, ağırlık... Peki, biraz daha tutun. Ağırlık algısı değişecek mi bakalım? Yani siz onu biraz daha ağır hissetmeye başlayacak mısınız? Tamam. Ama çok kolunuza da kramp girmesini beklemeyelim. Tamam. Evet. Başka neler söyleyebilirsiniz? Algılama dendi, anlamlandırmalar. İstiyorsunuz ki İbrahim Hoca tek kale maç yapsın ya. Ya biraz paslaşalım. Biraz soru cevap gitsin. Yani sonuçta hayatı hepimiz yaşıyoruz. Hayata ilişkin çıkarımlarımız var, çözümlemelerimiz var. Kızarmaya başladın. Biraz ağırlaştım. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi ben size bir hikaye anlatacağım. Kübra Hanım neden bunu tuttu? Daha iyi anlamanız için. Hristiyanlarda keşişler var. Manastırlarda kendilerini ibadete ve yaratıcıya adayanlar. Benzerleri de bizde dergahlarda dervişler. İki tane keşiş hayatı keşfetmek, öğrenmek için bir yolculuğa çıkıyor. Yolculuk esnasında bir şehre gidecekler. Yalnız karşılarına hırçın bir nehir çıkıyor. Nehri geçmek için bir köprü ararlarken fırtına başlıyor. Çok sert bir fırtına ve bunlar da fırtınadan sığınmak için bir mağara buluyorlar, oraya sığınıyorlar. Neyse fırtına dinince tekrar bunlar yola devam ediyorlar. Bir köprü buluyorlar, yalnız asma bir köprü ve bir önceki geceki fırtınada köprü yıkılmış. Köprünün başında da genç, alımlı, güzel bir hanımefendi oturuyor. Keşiş soruyor, neden diyor burada oturuyorsun diyor. Benim diyor karşı kıyıda diyor yaşlı hasta bir annem var, ona ulaşmam lazım. Yalnız ben yüzme bilmiyorum. Nehirde çok hırçın akıyor. Köprü de yıkılmış. Belki buradan geçen birileri bana yardımcı olabilir diye bir umutla bekliyorum diyor. Keşiş heybesinden uzun bir urgan çıkartıyor. Beline bağlıyor. Sonra ağaca bağlıyor. Karşı kıyıya zorlanarak yüzerek ulaşıyor. Urganı, halatı karşıdaki bir ağaca bağlıyor. Sonra kadını sırtına alıyor. İpi tuta tuta karşı kıyıya geçiriyor. Sonra diğer arkadaşı geçiyor keşiş. Sonra bunlar yollara devam ediyorlar. Aradan 3 saat geçiyor. 3 saat sonra kadına yardım eden keşişe diğer keşiş dönüyor. Sen günah işledin diyor. Kadına yardım eden keşiş tebessüm ediyor. Diğeri ısrarla sen günah işledin diyor. Ne günah işledim diyor. Biz diyor yemin verdik diyor. Kadına dokunmayacağız diye. Sen diyor kadını sırtına aldın, karşı kıyıya geçirdin diyor. Kadına yardım eden keşiş ona şu cevabı veriyor. Şimdi iyi dikkatleyin. Ben diyor, o kadını diyor 3 saat önce nehir kıyısında bıraktım. Sen 3 saattir kafanda taşıyorsun. Bakın fiziksel gerçeklik, bunun fiziksel gerçekliği diyelim ki 50, 100 ya da 1 kilo. Biz bunu elimizde uzun süre tutmaya başladığımızda bu fiziksel gerçekliği algılamamız değişmeye başlıyor. Kaslarımız yorulduğu için gerçekliği daha ağır gibi hissetmeye başlıyoruz. Yani bu 100 gram oluyor 1 kilo ya da 10 kilo gibi. Hatta biraz daha tutmaya devam etsek travmaya giriyoruz. Bayılma düzeyine geliyoruz. Şimdi bunu size neden söylüyorum? Çoğu zaman insanlar yaşadıkları olumsuz deneyimleri çözümlemek yerine, nedenlerine inmek yerine ya da oğlum olumsuz deneyim yaşadığında kendi düşünce ve duygularını ifade etmek yerine o anda tavrını koymak, sınırlarını çizmek yerine. Hadi tavrını koyamadın, sınırlarını çizemedin. O anda kaybetmekten korktun. Ama olay olduktan sonra, sakinleştikten sonra bu konuyu kafanda netleştirmen gerekiyor. İnsanlar bunu yapma cesareti göstermiyorlar. Ve ne yapıyorlar bunu? Kafalarında kurgulamaya, büyütmeye devam ediyorlar. Eskilerin ifadesiyle pire deve oluyor. İşte çoğu zaman yaşadığımız bir olay, olumsuz bir durumsa
Bu durum karşısında bizim ya tavrımızı koymamız gerekiyor. Yani hayır demeniz gereken bir şey varsa hayır diyeceksiniz. Rahatsızlık duyuyorsanız rahatsızlığınızı ifade edeceksiniz. Oysa insanların çoğu el alem ne der korkusu, karşıdakiyle çatışma endişesi, kaybetme korkusu. Oysa yaptığınız davranışta hukuka, ahlaki aykırı bir durum yoksa siz orada sınırlarınızı çizmek zorundasınız. Kendinizin ezilmesine, suistimal edilmesine ya da istemediğiniz bir şey yapmaya kendinizi zorlamamanız gerekiyor. Oysa insanlar tam tersini yapıyorlar. Bu sefer içlerine bastırmaya başlıyorlar. İşte bu bastırılan şey daha sonra kaygılara dönüşmeye başlıyor. Biriktiriyorsunuz. Ve içeride sertleşme başlıyor. Çocukken bu tamam. Çocukken bazı şeyleri çözümleyemeyiz belki. Adını koyamayız. Peki yetişkinliğimizde niye bunları yapmaya devam ediyoruz? İşte iletişimle ilgili olan kısmı burası. Bastırdığımız her şey daha sonraki süreçte içsel kaygılar olarak, korku olarak bize geri döner. Daha uzun vadede psikolojik hastalıklar olarak geri döner. Çöküntü gibi, panik atak gibi, depresyon gibi bize geri dönüş yapar. Şimdi biraz önceki hikayede ne dedi keşiş? Günah işledin dedi. Ötekisi ise ona güldü. Ben dedi 3 saat önce kadını bıraktım. Sen 3 saattir kafanda taşıyorsun. Keşişlerden bir tanesi diğerine günah işledin derken diğeri niye günah işlediğini düşünmüyor? Biri bakarken karşısında kadın görüyor. Güzel bir kadını görüyor. Ötekisi bakarken mağdur insanı görüyor. Birinde amaç merhamet. Yani zorlu olan bir insan var. Sıkıntılı bir insan var. Yardım edebilirim. Sıkıntısını giderebilirim. Merhamet harekete geçiyor. Ve insani boyutla bakıyor. Ötekisi karşısında cinsel boyutla bakıyor. İşte nasıl algılarsanız algıladığınıza göre düşünce ve duygu ve tavır oluşmaya başlıyor. İşte bu nedenle streste çoğu zaman bizi strese sokan dışımızdaki olaylar değil aslında. Olaylara ilişkin anlamlandırmalarımız, yüklemelerimiz ya da geçmişte olan biriktirmelerimiz. Mesela geçmişteki olayları biriktirirsek, özellikle olumsuz deneyimleri, o beynimizin şöyle bir özelliği var. Olumsuz deneyimi biz bir tehdit olarak algıladık, onu çözümlemedik ya. Oradan bir ders çıkartmadık, kendi eksiklerimizi görmedik ya da karşıdaki insanlarla sınırlarımızı çizmedik. Bu sefer ne yapıyor beyin? Biz bu süreçleri yapmadığımız için benzer durumlarda, yaşadığımız benzer durumlarda bizi korumak için nedenini bilmediğimiz halde bizi teyakkuza sokuyor. Yani oradan uzaklaş ya da oradan bir şekilde kendini çözümle. Beyin bunu neden yapıyor? Seni korumak için yapıyor. Çünkü sen onu silmemişsin, affetmemişsin ya da çözümlememişsin. Eski defterleri kapatmamışsın. İşte bu nedenle biriktirdiğimiz her negatif durum nedensiz yerin bize gerilime girmesini açar. Yani bir insan size tatsız bir hadise yaşatmıştır. Benzer bir davranış gördüğünüzde birden öfkelenmeye başlarsınız. Ya da negatif düşünceler kafanıza gelmeye başlar. Adamın bir tanesi geceliğin yatakta sağa sola dönüp duruyormuş. Karısı dayanamamış. Ya adam demiş, bir saattir sağa sola dönüp duruyorsun. Ne kendini uyuttun ne beni uyuttun. Derdin ne adam demiş. Adam artık dayanamamış. Ya hanım demiş, karşı komşuya borcum var. Vadesi yarın doluyor. Yalnız denkleştiremedim. Ödeyemeyeceğim. Mahcubum. Bunu ona da söyleyemiyorum. İçimde bir sıkıntı, bir gerginlik. Uyku tutmuyor. Kadın gecenin üçünde kalkmış. Üstünü başını giymiş. Gecenin üçünde komşunun kapısını vurmuş. Komşu panikle kalkmış. Komşu demiş, ne oluyor, gece yarısı bir dert, bir sıkıntı var mı? Yok komşu demiş, gayet iyi, hamdolsun. E demiş, gecenin üçünde beni niye kaldırdın? Benim beyin demiş, sana borcu var. Evet var, vadesi yarın doluyor. Evet doluyor. Haberin olsun demiş, beyim ödeyemeyecek. Ve tekrar eve geri dönmüş. Dönmüş adama, uykusu kaçacaksa demiş, biraz da onunki kaçsın. Şimdi anlamamız gereken bir şey var. Bakın Sadi Şirazi iletişimle gerginlik arasındaki, stres arasındaki ilişkiyi bir cümleyle çok güzel ifade etmiş. Ya da iki cümle diyelim. İki şey içimizi karartır ya da iki şey ruhumuzu karartır. İki şey ruhumuzu, içimizi karartır. Konuşacağımız yerde susmak, susmamız gerektiği yerde konuşmak. İki şey ruhumuzu karartır. Konuşmamız gerektiği yerde susmak,
susmamız gerektiği yerde konuşmak. Yani siz o anda bir şeyleri ifade etmeyip bastırıyorsanız sınırlarınızı çizemiyorsunuz. Ya da hakkınızı korumanız gerektiği yerde konuşmuyorsanız. İşte o zaman ne oluyor? İçimize attığımız, bastırdığımız bir gerginlik oluşmaya başlıyor. Şimdi değerli dostlar, kişilik yapımızla stres arasında da yakın bir ilişki var. Bazı kişilik özelliklerine sahip olan insanlar daha fazla vücutlarında gerginlik üretirler. Mesela karamsarlar. Olayların daha çok eksik taraflarını görenler, hataları görenler ya da fazla mükemmeliyetçiler. Her şey dört dörtlük olsun diyenler. Ya da güvensiz olanlar, kendi gerçeklerini kabullenemeyenler. Haset yapanlar. Kendileriyle barışık olamadıkları için bir başkalarını sürekli merkeze alırlar. Ya da gurur sahipleri, kendilerini fazla yüce görenler. Sürekli güç yarıştırmaya çalışanlar. Rekabet içerisinde olanlar. Kendilerini ispat etmeye çalışanlar. Bunlarda çok daha fazla stres yoğunlaşması olur. Zihninizde program yazıyorsunuz. Bir olayı yaşamadan önce o olay hakkında negatif yüklemeler yapıyorsunuz zihninize. Olay olumsuz olacak. Ya da şöyle şöyle durumlar gerçekleşecek. Ve beyniniz sizi ona göre hazırlıyor. Olayla karşı karşıya geldiğinizde olayı daha ağır hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü ona ilişkin bir beyniniz program yazdı. O yani genellikle vücudumuz aynı olayı yaşamasına rağmen algılamamıza göre farklı tepkiler verebiliyor. İşte insanlar aynı durumla karşılaşıyorlar. Aynı tepkileri vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Yüklemeleriyle ilgili olan bir şey. Nasıl algılıyorlar, nasıl anlamlandırıyorlar? İşte karamsarlık dediğimiz şey, yani olayların daha çok eksik, hatalı, pürüzlü taraflarını görme eğilimi dediğimiz şey, insanların zihinlerine sürekli program yazmalarına yol açıyor. Daha olayları yaşamadan zihinlerine yüklemeler yapıyorlar. Ve olay meydana geldiğinde de olaya zihin önceden negatif baktığı için negatif süreçleri tetikliyor. Yani siz zihninize yazmış olduğunuz programı olay başladığı zaman harekete geçiriyorsunuz. Burada da mesela ne dediler? Acı duyacaksınız. Beyin buna göre hazırlandığı için gelen elektriği daha ağır hissetmeye başladı. İşte burada kişilerin inançları, değerleri, olaylara bakışları, yükledikleri anlamlar bizim olaylara nasıl tepki vereceğimizi belirliyor. O açıdan stresi yönetmek istiyorsanız hassas noktanın nasıl algıladığınız olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi stresin ne olduğunu açıklayalım. Şimdi önce ben size bir soru sorayım. Neden insanlar heyecanlandıklarında, öfkelendiklerinde, utandıklarında ya da çok böyle hayrete düştüklerinde yüzleri kızarır? Kan basıncı. Kan yüze doğru gidiyor değil mi? Peki neden insanlar korktuklarında yüzleri beyazlar? Kan çekiliyor. Nereye çekiliyor? Ayaklarınıza çekiliyor. Allah vücudumuza olağanüstü bir sistem kurmuş. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşıyorsak, yani bir şeyi, bir durumu, sorun, tehlike, problem, çözümlenmesi ya da mücadele edilmesi gereken bir nokta, bir amaç böyle tanımlıyorsanız, vücudunuz o hedefe gidebilmek için, ki bu her zaman negatif olmaz, örneğin bir yere koşmanız gerekiyordur, bir işi başarmanız gerekiyordur, bir yükü kaldırmanız gerekiyordur, kısa sürede bir şeyin üzerinden atlamanız gerekiyordur. Bazen pozitif süreçler için de gereklidir. Vücudunuzun yüksek enerji üretmesi gerekir. Mücadele etmeye hazırlanmanız gerekiyor. Bu bazen bir tehlike olabilir. Bazen de ulaşmanız gereken bir amaç. Eğer siz mücadele edecekseniz, mücadele için gücün göğüs ve kol kaslarına yoğunlaşması gerekir. Aklınızı kullanacaksanız gücün beyne yoğunlaşması gerekir. O yüzden biz utandığımızda, heyecanlandığımızda ya da öfkelendiğimizde kan yukarıda yoğunlaşır. Çünkü bir tehlike ya da tehdit durumu tanımlamışızdır ve vücudumuz mücadeleye hazırlanıyordur. Peki gerçekten mücadele edecek biri yoksa, bu hayali bir durumsa ya da biz bir şeyi kafamızda çok büyütmüşsek ya da telefonda yaptığımız olumsuz bir görüşmeyse bu, karşımızda gerçekten somut bir tehdit durumu yoksa, şu zaman vücudunuzu birden alarma sokuyorsunuz. Peki niye kan yüzümüzden çekiliyor? Allah mücadele edeceğimiz zaman vücudumuzdaki kanı, enerjiyi yukarı yoğunlaştırıyor. Peki korkuyorsak, mücadele edecek gücü bulamıyorsak ne yapıyoruz? O zaman kaçabilmemiz için, uzaklaşmamız için kan
Vücudumuzda kilonuza göre değişir bu. Vücut ağırlığınıza göre. 5 ile 7 litre arasında kan var vücudumuzda. İşte bu kan bir mücadeleye de hazır olacaksanız 5 litre kan burada yoğunlaşıyor. Eğer kaçacaksanız vücuttaki 7 litre kanın 5 litresi aşağıda bacaklarda yoğunlaşıyor. Çünkü enerjiye orada ihtiyaç var. Bu sefer yüzünüzden kan çekiliyor. Kaçabilmeniz, uzaklaşabilmeniz için. Peki kaçamıyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. Ne yapacağınızı bir türlü anlayamadınız. Donup kalıyorsunuz. Eğer donup kalma çok yoğun bir gerilim oluşturursa vücut şalterleri kapatıyor. Sizi otomatik pilot dinlenmeye alıyor. Bunun adı da bayılma. Bayılma eğer arkasında bir hastalık durumu yoksa genellikle beynin karar verememe durumunda yoğun bir sıkışma yaşadığında hani voltaj yüksek geldiğinde skorta ne yapıyor? Yangın çıkmaması için atıyor. İşte aynı sistem vücutta var. Şurada omurilik sapından bahsetmiştik, beyin sapından. Orası otomatik pilot yani külli irade. Orada siz cüz'i iradenizi yani beyninizi kullanamadığınızda orası sizi korumak için tüm sistemi dinlendirmeye alıyor. Ana sistemleri koruyor, bu tarafı dinlendirmeye alıyor. Bütün solunum, boşaltım, dolaşım sistemleriniz çalışıyor ama beyin dinlendirmede. Çünkü siz şoka giriyorsunuz. Sizi korumak için bayılıyorsunuz. İşte bayılmanın temel nedeni de bu. Şimdi bu anlattığım şeyi daha iyi anlayabilmeniz için peki konunun stresle ilgisi ne? Eğer burada siz mücadele ya da kaçma noktasında gereksiz yere alarma basarsanız, gereksiz yere vücudunuzda mücadele tepkisini başlatırsanız ve sonra da bunu aktif hale getirmezseniz, yani mücadele etmezseniz ya da mücadele edecek bir şey yoksa vücudunuzda biriken enerji vücudunuza zarar vermeye başlıyor. Keskin sirke küpüne zarar. İşte bunu daha iyi anlamanız için vücut bir tehditle ya da mücadele edecek bir amaçla karşılaştığında ne yapıyor? Bütün bunlar gerçek bir tehdit olmadan da beyin tarafından yapılabilir dedi. Ne demek istiyor? Ne anlatmak istiyor gerçek bir tehdit olmadan da? Beynimizde kurabilsen kafasında onu düşünerekten de olmayan bir şey varmış gibi. Evet. Yani kafasında olmayacak şeyleri olurmuş gibi buna paranoya diyoruz. Yani diyelim ki ihtimaller, binde bir ihtimali olabilir olma noktasından öyle bir yükseltiyorsunuz ki vücudunuz gerçekten olacakmış gibi tepki üretmeye başlıyor. Ya bir sunum yapacaksınız. İşte çok heyecanlanırım. Direkt ben daha negatif yargılarla başlıyorsunuz. Çok heyecanlarım. İşte orada yanlış bir şey söylerim, kendim utanırım. Bana gülerler. Direktmen negatif yüklemeler yapıyorsunuz ve daha sunum yapmadan heyecanlanmaya başlıyorsunuz. Neden? Kendinizi kendi sözlerinizle değersizleştirdiniz. Kendinizi hor gördünüz. Kendinize bir tehdit alanı ürettiniz ve zihniniz bunu algıladı ve sizi korumak için alarma bastı. İşte burada hassas bir nokta var. Eğer beyninizi kullanmazsanız otomatik pilot sürekli devreye girer. Yani beyin sapı. Beyninizi kullanırsanız olayları yönetmeye başlarsınız. İnsanları çoğu beynini kullanmadıkları için hemen beyin sapı devreye girip vücuda alarm sürecine sokuyor. Çünkü siz orada olayı doğru değerlendirmiyorsunuz. İşte orada çok önemli bir şeyden bahsetti. Dedi ki vücudumuzda amigdala denen bir bölge var. Duyguları idare eden merkez. Allah bu merkezi niye koymuş? Olağanüstü durumlarda, tehlike durumlarında hızlı harekete geçelim diye. Ya vahşi bir hayvan üzerinize doğru geliyor. Ya da biri elinde silahla size doğru koşuyor. Yani saniyelerle bir karar vermeniz lazım ve harekete geçmeniz lazım. İşte vücudunuzun orada hızlı harekete geçebilmesi için amigdala vücudu bir alarm sürecine sokuyor. Peki ya gerçekten bir tehlikeli durum yoksa? Orada amigdalayı sizin yavaşlatmanız lazım, sakinleştirmeniz lazım. Bunun çok basit bir yöntemi var. Yalnız insan uyguladıkça, yaptıkça içine yerleşiyor. Arkanıza şöyle rahat yaslanın değerli dostlar. Kollarınızı serbest bırakın. Uçuşa geçeceğiz. Şimdi ağzınızdan derin bir nefes alın. Şimdi bırakın. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. İçinizde 7'ye kadar sayıyorsunuz. Ağzınızdan 3'e kadar sayarak boşaltıyorsunuz.
Şimdi ben komut vereceğim. Beraber yapıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Boşalt. Nefesi alırken zihninizde ne düşündüğünüz önemli. Örneğin biri sizi o anda gerdi. Telefonda bir konuşma ya da eşiniz, çocuğunuz kırıcı bir söz söyledi. O anda vücudunuza bir gerginlik hissettiniz. Yapacağınız şey derin nefes alıp vermek. Derin nefes alıp verirseniz amigdala devreye girmez. Eğer derin nefes alıp vermezseniz siz hemen amigdalanın tetiklenmesiyle birkaç saniye içerisinde gergin bir süreci başlatabilirsiniz. İşte burada kritik nokta şu. Derin nefes alıp verirken sadece nefes alıp vermeyeceksiniz. Aynı zamanda düşüneceksiniz. Mesela eskiler bazen böyle vücutları gerildiği zaman bir söz söylerler. Çoğunuz da duymuşsunuzdur. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Eğer bunun anlamını düşünürseniz sakinleşmeye başlarsınız. Anlamını bilen var mı? Yüce, büyük ve azim sahibi o Allah dışında hiç kimse güç ve kuvvet sahibi değildir. Bunu düşünmeye başladığınız zaman sakinleşmeye başlarsınız. İşte burada derin nefes alıp verirken eskiler mesela farklı yöntemler geliştirmişler. Mesela la ilahe diyerek alıyor, illallah diyerek veriyor. Ya da iyilikler ve güzellikler Allah'tandır, zaaflar insandandır diyor nefesi verirken. Ya da içimden nefesini çekerken iyilik ve güzelliği tercih ediyorum, çirkinlikten ve kötülükten uzaklaşıyorum diyerek nefesini veriyor. İşte nefesi alırken ne söylüyorsunuz? İyiliği ve güzelliği tercih ediyorum. Kötü olandan, çirkin olandan uzaklaşıyorum. Nefesi alıp verirken, alırken pozitif, verirken negatifi dışladığınızı, pozitifi aldığınızı düşünürseniz veya zihninizde onda düşünmeye itecek bazı inanç, kavram ve değerleri hatırlarsanız zihninizin düşünme tarafını çalıştırdığınız için problemden hızlı uzaklaşmaya başlarsınız. Yalnız bunu nefes alıp vermeye devam ederken yapacaksınız. Şimdi tekrar nefes alın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boşaltın. Bunu en az 15-20 sefer yapacaksınız. Kendinizi gergin hissediyorsanız. Derin nefes al. Alırken ister 10'a kadar say, ister iyi ve güzel onu tercih ediyorum, çirkinliklerden uzaklaşıyorum de. İstersen kelimeyi tevhid çek. Yalnız zihni beynini o anda çalıştır. Düşünceye doğru götür. Kendini hatırla. Ya da karşıdaki insanla ilişkini hatırla. Karşıdaki insanla yaşadığın güzellikleri hatırla. İşte o nedenle vücudun o anda yoğun oksijene ihtiyacı var. Vücut stres alarmını başlattığında derin oksijen alamaz. Şimdi bir başka uygulama yapmanızı isteyeceğim sizden. Nefesinizi tutmadan vücudunuzu kasmanızı isteyeceğim. Nefes alıp verin. Nefesinizi tutmayın. Vücudunuzu kasmaya çalışın. Bir deneyin lütfen. Nefes alıp verin, nefesinizi tutmayın, vücudunuzu kasmaya çalışın. Derin nefes alıp ver, vücudunu kasmaya çalış. Hadi derin nefes al, ver, vücudunu kasmaya çalış. Bir de başarmaya çalışın bakalım. Mümkün değil. Şimdi hemşireler hatırlarsanız, serum takarken ya da bir iğne vurulacağımız zaman enjeksiyon derler ki derin nefes alıp ver. Çünkü derin nefes alıp verirken vücudunuzu kasamazsınız. Peki niye kasamıyoruz? Şimdi ben derin nefes alacağım, vereceğim dediğinizde beyni çalıştırıyorsunuz. Peki normalde biz nefes alıp vermeyi düşünüyor muyuz? Hayır. Niye düşünmüyoruz? Çünkü külli irade olan beyin sapı çalıştırıyor. Düşünen taraf değil, otomatik pilot olan taraf çalıştırıyor. İşte biz o anda düşünmeye başladığımızda ben bir tercih yapıyorum. Şimdi derin nefes alacağım, vereceğim dediğinizde otomatik pilot değil, beyin devreye giriyor. Siz müdahale ediyorsunuz. Solunumda yeni bir stil oluşturuyorsunuz. Kaç defa nefes alıp vereceğim? Kaçıncı da boşaltacağım? Orada beyni devreye sokuyorsunuz. İyi bilmeniz gereken önemli şey şu. Beyninizi devreye soktuğunuzda stresi harekete geçiren sinirleri yavaşlatıyorsunuz. Vücudumuzda iki tane sinir sistemi var. Birini gaz, birini fren gibi düşünün. Sempatik ve parasempatik sistem. Birini çalıştırdığınızda diğeri devre dışı kalır.
Yani araba gibi değil. Hem gaza hem frene basıp takla atma durumu yok burada. Birinden birini tercih edeceksiniz. İşte siz kendinizi gergin hissetmeye başladığınızda derin nefes alıp içinizde bir 7 saniye tutup boşaltırken de içinizde olumlu düşünceleri canlandırabilirseniz, bunu 15-20 defa yaptığınızda vücudunuzun ihtiyacı olan oksijeni ona vermiş olacaksınız. Çünkü insanlar stres sürecine girdiklerinde düzensiz nefes alıyorlar ve vücut yeterince oksijen almıyor. Vücuda yeterli oksijen verdiğinizde vücut sakinleşmeye başlıyor. Bunu panik ataklarda da çok görürsünüz. Hatta onların bir şeyi vardır. Panik atağa girenlere bir kese kağıdı verirler. Kese kağıdın içerisine nefes al ver, nefes al ver, nefes al ver derler. Kese kağıdın şişiri böyle. Nefesi alır oraya verir, nefes alır oraya verir. Ritme gelebilmesi için. Şimdi tabii bu nefes alıp vermeyi eğer bir öğrenme stili haline getiremezseniz sizi yönlendirmez. Onun için bunu tekrar etmeniz gerekiyor. Efendim? Öfkelendiğiniz anda da mesela bu devrimizi yaptığınız zaman... Sadece öfke değil. Öfke, hüzün... Şimdi bakın, yani stres dediğimiz şey... Mesela bazen stres negatif bir durum değildir. Dedim ki bir amaca ulaşmanız gerekiyor. Mesela düğününüz var, işlerin çok hızlı yapılması gerekiyor. O anda vücudunuzun arama geçmesi lazım. Böyle otura otura, aiste aiste yapılmaz o işler. Ya da diyelim ki siz bir hedef belirlediniz. O hedefe kısa zamanda gitmeniz gerekiyor. Bu bir proje olabilir, bitirilmesi gereken ödev olabilir, okunması gereken kitap olabilir. Orada vücudunuzun bir enerji durumuna geçmesi gerekiyor. İşte bizim stres dediğimiz şey, enerjiyi doğru kullanmadığımızda, yönetemediğimizde vücutta enerjinin birikmesi sonucunda oluşan gerginlik. Mesela huzursuzluk sizi strese sokar. Stres devam edince huzursuzluk tekrar beslenmeye başlar. Kaygı sizi strese sokar. Sonra kaygınızı düzeltmezseniz o kısır döngüye dönüşür. Birbirini tetikleyen bir süreç oluyor. Bak, garibim strese girmiş. Şimdi Allah her şeyi denge üzerine yaratmış. Evrende her şey denge üzerine. Dengeyi bozan tek varlık insan. Ve Allah bizden dengeyi korumamızı istiyor. Dengenin bir boyutu emanet. Emaneti korumanız için de gerekli olan şey adalet. Peki adaleti nasıl tesis edersin? Varlığın yaratılış amacına uygun değerlendirilmesiyle. Eğer bir varlık yaratılış amacına uygun kullanılmıyorsa onun dengesini bozmaya başlarsın. İşte burada vücudumuzda da Allah belirli dengeler kılmış. Mesela vücudumuzda bir kan basıncı var. Bu bir denge durumu. Yetişkin insanlarda mesela bir kan basıncı vardır değil mi? Buna ne diyoruz? Tansiyon. İşte eğer yaşınız 18-30 yaş arasıysa genellikle ideal tansiyon nedir? 8-12 ya da 7-11. Kişinin kilosuna göre değişir ama sonuç itibariyle bir kan basıncı dengesi var. Ya da kanınızdaki mesela glikoz oranı, bir denge var burada. Alt sınır, üst sınır vardır. Veya kanınızdaki mineraller azaldığı zaman vücut dengesi bozulmaya başlar. Potasyum, sodyum, demir, magnezyum hepsi belli bir dengede olur. İşte vücutta bir denge durumu var. Aynı şekilde bir de psikolojik dengemiz var. Olayları nasıl anlıyoruz? Kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Kendimize inanıyor muyuz? Güveniyor muyuz? Kendimizi güvensiz hissettiğimizde ya da çevremizdeki ilişkilerimiz bozulmaya başladığında ya da hayatı anlamlandıramadığımızda, çevremizdeki ilişkileri, durumları sürekli bir tehlike ve tehdit olarak algıladığımızda vücudumuz bizi zor durumlardan çıkartabilmek için alarma geçiyor. Fakat burada kritik nokta şey. Şu, dışımızdaki olayları kim algılıyor? Biz. Yani dışımızdaki olayları değerlendirme biçimimize göre vücudumuz o tepkiyi başlatıyor. Eğer denge durumu bozulursa, vücudumuzda biyolojik ya da zihinsel denge durumu bozulursa, vücudumuz tekrar dengeyi kurabilmek için harekete geçiyor. İşte bu dengeyi kurabilmek için harekete geçmenin biyolojik boyutuna savaş ya da kaç tepkisi deniyor. Mücadele et ya da kaç tepkisi biraz önce gördünüz. Bu sadece korkuda olmuyor arkadaşlar. Hüzünde de olabiliyor. Hatta çok neşeli olduğunuzda da olabiliyor. Neşelisiniz, çok heyecanlısınız. Vücudunuz bir alarm düzene geçebilir. Bazı sporlar vardır mesela heyecan düzeyi yüksektir. Ya adam yüksekten atlıyor, paraşütle atlıyor. Yalnız mesela orada vücut çok büyük bir enerji durumuna geçmesine rağmen kişi bunu yönetebildiğinde ona zarar vermiyor. Yönetemediğinizde denge bozulmaya başlıyor. Dövüş veya kaç tepkisi. Peki stres dediğimiz şey, kelime anlamı ne stresin? Kelime anlamını bilen var mı? Jeolojiden, yer biliminden tıbba geçiyor.
Her şey bir hareket halinde. Yer kürede magma üzerinde bir hareket halinde. Ve yer küre üzerindeki kara kütleleri hareket ettikçe belli yerlerde birbirlerini sıkıştırıyorlar. İte ite bir enerji birikmesi oluyor. İşte bu enerji birikmesinin adı stres. Enerjinin dağılması deprem. Şimdi bu enerjinin yoğunlaşması bir gerilim meydana getiriyor. Mesela deprem öncesinde yer kürede bir gerilim meydana gelir. İşte o gerilimin boşalmasına deprem diyoruz. İnsan vücudunda da eğer siz enerjiyi doğru yönetemezseniz yüksek bir gerilim meydana geliyor. İşte bu gerilim durumuna stres diyoruz. Gerginliğe stres diyoruz. Yani enerjiyi ya yönetemiyorsunuz ya da enerjiyi biriktiriyorsunuz. İçinize atıyorsunuz. Enerjiyi nasıl içimize atıyoruz mesela? Şimdi burada bir... Şimdi dışınızdaki herhangi bir olay. Siz bunu tehlike, tehdit, problem olarak tanımladınız. Ya da yetiştirmeniz gereken bir iş. Vücudunuzun bir alarma geçmesi lazım. Beyin uyarıldı. Hipofiz bezi stres hormonu salgıladı. Kana karıştı. Böbreklerin üstündeki adrenal bezlere gitti. İki tane hormon salgılanıyor. Kortizon ve adrenalin. Erkeklerde kortizon kadınlardan fazla salgılanıyor. Fazla salgılandığı için erkekler strese girdiklerinde soğumaları daha uzun sürüyor. Kadınlardan daha, yani o süreçten daha kısa sürede kadınlar çıkıyor. Erkekler biraz daha uzun sürüyor. Neden? Erkeklerdeki bu kortizon mücadeleyle de alakalı. Yani savaşma, mücadele etme. Ve bir önceki süreçte ben size anlatmıştım ya, yani toprağı korumak, aileyi korumak, ülkeyi korumak, savunma görevi fizyolojisi açısından erkeğin daha öncelikli olan görevi. Çünkü kas gücü onda daha fazla. İşte kortizon onda daha fazla salgılanıyor. Peki kortizon ne yapıyor? Kaslardaki proteinin şekere dönüşmesini sağlıyor. Peki adrenalin ne yapıyor? Karaciğeri uyarıyor. Kaslarda depolanmış ve karaciğerde depolanmış şekerin kana salınmasını sağlıyor. Peki şeker kana salınınca ne oluyor? Adrenalin hormonu hem kalbi hızlandırıyor hem de şekerin tetiklenmesini sağlıyor. Böylece vücudumuzda yüksek bir enerji düzeyi ortaya çıkıyor. Peki biz bu enerjiyi yönetemezsek ne olur? O zaman ya birilerine saldırmaya başlıyoruz ya içimize bastırıp psikosomatik hastalıklara zemin hazırlıyoruz. Genellikle insanların çoğu içine bastırıyorlar. Şimdi bir gerilim esnasında öfke, utanma, hüzün, yani vücudunuz bir alarma geçmişse vücudunuzda ne tür süreçler meydana geliyor? Eğer bir tehdit durumu varsa göz bebekleri büyüyor. Daha iyi algılayabilmek için. Tükürük bezi hızlı salgılanmaya başlanıyor başlangıçta. Sonra çok korkuyorsunuz tükürük bezi kurumaya başlıyor. Kalbiniz kanı yukarı pompalayabilmek için hızlı çalışıyor. Ya da bacaklara artık korkuyorsanız aşağıya. Heyecanlandıysanız, öfkelendiyseniz yukarıya. Eğer uzun bir süre bu durum devam ederse, heyecan, enerji durumu devam ederse vücut ısısını dengeleyebilmek için, vücut soğutmak için terlemeye başlıyor. Ve burada başka bir şey daha var. Mide asidi artar diyor. Şimdi aç olup olmadığınızı kim biliyor? Beyniniz. Omurilik soğanı bilmez. Beyin sapı düşünmez. Şimdi siz aç olup olmadığınızı biliyorsunuz. Ama omurilik soğanı bilmiyor. Siz diyelim ki bir yemek yediniz. Yemekten biraz sonra bir tatsız hadise yaşadınız. Ve o tatsız hadisede vücudunuz bir alarma geçti. Heyecanlandınız, öfkelendiniz. Kan basıncı yukarıya doğru yoğunlaştı. Bir gerilim esnasında mide ile bağırsaklar çok fazla enerji harcadığı için mide ve bağırsaklar durdurulur. Çok yavaşlatılır ya da durdurulur. Ve siz yemek yedikten sonra sıkıntılı bir iki saat yaşamışsanız birden hazım problemleri yaşarsınız. Bunu sık sık yaşarsanız ne olur? Bağırsaklar yavaşlatılıyor. Bağırsaklar durduruluyor. Ya da mide aktif çalışmıyor. Çünkü oradan kan çekiliyor. Beyin emir gönderiyor mideye. Mide fazla enerji harcıyorsun. Şu anda bizim enerjiye, yedek enerjiye ihtiyacımız var. Savaşa hazırlanacağız biz. O zaman ne oluyor? Mide yavaşlayınca hazım problemleri ortaya çıkıyor. Mide, bağırsaklar çalışmayınca ne oluyor? Kabızlık problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Peki mide asit artar. Mideniz boş ve siz heyecanlandınız. Siz midenin boş olduğunu biliyorsunuz. Fakat omurilik soğanı bilmiyor.
ve karaciğer stoklarında şeker kalmadı. Çünkü siz 5 saattir kafanızda bir olayı kurguluyorsunuz. Ya olay olmuş, bitmiş. Birisi size kötü davranmış. Siz cevap verememişsiniz ama kafanızda hala aynı olay kurgu devam ediyor. Ve devam ettiği için gerçekten varmış gibi karaciğer kana şeker pompalamaya devam ediyor. Böbrek hızı çalışmaya devam ediyor. Durmadan tuvalete koşturup duruyorsunuz. Böbrekleriniz fazla çalıştığı için. Kalp sürükmeden yüksek tempo atmaya devam ediyor. Uyku tutmuyor. Nefes almakta zorlanıyorsunuz. Peki o esnada mide boş. Karaciğer stokları bitti. O zaman omurilik soğan ne diyor mideye? Mide diyor. Çalış diyor. Enerji ihtiyacımız var diyor. Boş mide asit salgılamaya başlıyor. Boş mide asidi sürekli salgılarsa ne oluyor? Yani bunu bir kez değil. Birkaç defa defalarca yaşıyorsanız ne oluyor? O asit mide çeperlerini eritmeye başlıyor. İnsanların büyük bir kısmının midesinde ülser bakterisi vardır. O asit mide çeperlerini eritince ülser bakterileri oraya yoğunlaşıyor ve orada yara oluşturmaya başlıyor. Önce gastrit olarak başlıyor, sonra ülsere çevriliyor. Tabi burada yeme alışkanlıklarınızın da etkisi var. İşte anlatmak istediğim şey şu. Eğer siz yaşadığınız bir alarm düzeyini doğru yönetemediğinizde ve bunu sık sık yaşıyorsanız bir müddet sonra stres kaynaklı ki tıptaki karşılığı psikosomatik rahatsızlıklara yakalanmaya başlıyorsunuz. Mesela gerginlik sonrasında döküntüleri olanlar, vücudunda sivilceler çıkanlar, işte ishal ya da kabızlık yaşayanlar, baş ağrısı yaşayanlar, bunlar ard arda devam ederse uzun süre daha sonrasında bunlar hastalığa dönüşüyor. Şimdi bu belirtiler şu açıdan önemli. Mesela bir gerginlik sonrasında bir olay yaşadınız. Ve arkasından başınız. Mesela ben size sorayım. Gerginlik sonrasında daha çok neler yaşıyorsunuz? Mesela midede ağrılar mı? Baş ağrısı mı? Çarpıntı mı? Yumruk oturuyor. Nefes almakta zorlanıyorsun. Demek ki kendini çok ifade etmiyorsun. Baş ağrısı, baş dönmesi sık sık yaşıyorsanız ileriki süreçlerde bu tabii bağışıklık sistemimiz insandan insana değişir. Vücudun dayanıklılığı 5, 10, 15 farklı süreçler olabilir. Arkasından tansiyon ya da migren dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkıyor. Baş ağrısı, baş dönmeleri yaşayanlar daha çok içlerine bastıranlar, içlerinde tutanlar. Sık sık tuvalete çıkma. Yani süreç kafada kurgu. Yani kişi olay bitmiş. Olay bittiği halde kafada kurgu devam ettiği için kan fazla pompalanıyor. Böbrekler fazla çalışıyor. Ve bu nedenle böbrekler fazla çalıştığı için bunlarda daha sonra kaygı problemleri ortaya çıkıyor. Kaygı. Yani nedensiz korkular, evhamlar, vesveseler, aşırı terleme, mide bulantısı, kusma. Eğer olaydan sonra midenizde ağrı, midenizde yanma ya da kusma, mesela kusma olayı gerçeği kabullenememe ile ilgili olabilir bir durumdur. Yani strese dayanan bir kusma olayı, bir olay yaşadınız arkasından istifra ediyorsunuz. Bunun arkasında aslında o gerçekliği kabullenememe vardır. Siz gerçekliği zihninizden çıkartamıyorsunuz, mideniz çıkartıyor. Aslında olay bu. Beyniniz çıkartmak istiyor. Fakat siz bunu bir yüzleşmeye sokmuyorsunuz. Vücut bu sefer onu atmak istediği için bunu mideyle ifade ediyor. İşte bunu yaşayan insanlar fazla bastıran insanlardır. İçlerini atıyorlar. Midede bulantı, kasılma, ağrı gibi durumlar daha sonra gastrit, ülser gibi durumlar ortaya çıkartır. Aynı şekilde hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi durumlar bağırsak hastalıklarını ortaya çıkartıyor. Yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl durumuna göre bağırsak hastalıkları ortaya çıkıyor. Neden? Bağırsakların yapısı bozulmaya başlıyor. Kıvrımları bozulmaya başlıyor ya da bağırsak ülseri oluşmaya başlıyor. Şimdi burada detaylara girmeyeceğim. Sadece şunu neden size söylüyorum? Sade diyordu ya, iki şey içimizi karartır. Konuşacağımız yerde susmak, susacağımız yerde konuşmak. İşte siz bastırdığınızda oluşan şeyler bir müddet sonra psikolojik hastalıklar. Konuşmadığınız, bastırdığınız, kendinizi ifade etmediğiniz, çözümlemediğiniz şeyler daha sonra iç dünyanızda dengeyi bozmaya başlıyor. İştah bozukluğu, uyku bozukluğu, sırt ve göğüs ağrıları.
Uyku bozukluğu, iştah bozukluğu, sırt göğüs ağrıları bir aydan fazla devam ediyorsa ve bunlardan birden fazla varsa, yani sırt ve göğüs ağrılarınız var, uyku bozukluğu var ya da iştah bozukluğunuz var. Yani ikisi ya da üçünden biri uzun süre devam ediyorsa ve geçmiyorsa, bu yavaş yavaş sizi çöküntüye, depresyona doğru götürür. Bu yani bir aydan fazla devam eden uyku bozuklukları, aşırı yeme ya da aşırı zayıflama, sırt ve göğüs bölgesinde ciddi anlamda ağrı ya da yanmalar, bir ruhsal çöküntüye doğru gittiğinizin sinyalleridir. Basite almamanız gerekir. Terapi şart diyorsunuz yani. Efendim? Terapi şart. Terapi değil. Yani burada kendinizi çözebilmeniz için kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. En iyi şey aslında nedenlere inmek. Yani neden öyle davrandığınızı analiz etmek. Bunun için bir yardımcı ihtiyacınız yok. Sadece cesarete ihtiyacınız var. Eğer orada doğru bir dost bulabiliyorsunuz, o da çok işe yarar. Ya paranızı gidip de psikoterapiye harcamanıza gerek yok. Yalnız hayatta insanların dostları olmayınca, kendilerine yüzleşecek cesareti olmayınca, psikoterapistler ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi içinizde psikoloji eğitim alanlar da vardır. Psikoterapist ne yapar? Dinliyor. Ya dinleyecek bir adam bulun ya. Doğru soruları soruyor, dinliyor. Yani içinizde bastırdığınızı dışarı çıkartmanıza yardımcı oluyor. Başka bir şey yapmıyor. Bastırıyorsunuz. O da toprağa bastırdıklarınızı, içinize bastıklarınızı dışarı çıkartıyor. Sorular sorarak yapıyor bunu. Sonra da alasmaldık diyor. Sizden onun karşılığı olarak ücret alıyor profesyonelce. Sonra sizin söylediklerinizi içine hiç koymuyor. Tamam mı? O da bir yere dosyaya koyuyor. Bir dahaki haftaya geldiğinizde o dosyadan bakıyor. Tekrar devam ediyor. Şimdi psikoterapist bunu yaparken profesyonel olarak yapıyor. Ya sizin dostlarınız varsa doğru soruları sorarak kendinize ya da dostlarınıza da bunu halledebilirsiniz. Eskiden insanlar mesela bunu çok farklı yöntemlerle hallediyorlardı. Ama günümüzde dostluğu önemsemediğimiz için, dostluğu bıraktığımız için, birbirimizi dinleyecek, anlayacak insanlarımız olmadığı için bu sefer bu uzmanlık alanına doğru gitmeye başladı. Ama kimseden destek olamıyorsanız tabii ki psikoterapiye gidebilirsiniz. Yalnız benim size söyleyeceğim şey, bu psikoterapi değil. Kişinin kendiyle yüzleşmesiyle olacak bir şey. Kabullenmesi, nedenlerine inmesi, kendi davranışlarının sınırlarını bilmesi. Mesela karşıdakileri suçladığınız müddetçe, olayları suçladığınız müddetçe siz stresi yönetemezsiniz. Anne babanızı suçluyorsanız, işte aldığınız eğitimi suçluyorsanız, toplumu suçluyorsanız, insanı suçluyorsanız siz stresi yönetemezsiniz. Çünkü kendinizi hep üstün görüyorsunuz, hep diğerleri hatalı. Yani benim bir iletişim problemim yok, benim bir algılama problemim yok. Hep kusurlu olanlar onlar. Böyle bakıyorsanız zaten bu süreci yönetebilmeniz mümkün değil. Gürültüye, sese karşı aşırı tepki uzun vadede olan bir şeydir. Hızlı kilo alma veya vermeler, dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, insanlardan uzaklaşmak, alınganlık ve olaylara ilişkilere kayıtsızlık. Bu çok ilerlediğinde artık dibi görme gibi bir şey. Hiçbir şey umursamazsınız. Artık dibi vurma durumuna varmışsınızdır yani. Ya intihar eşliklerinde insan dolaşır ya da iyice umarsız hale gelir. O açıdan bu süreçler ard arda geliyorsa bilin ki vücudunuz stresi yönetemediğiniz için negatif enerji vücudunuza, organlarınıza zarar vermeye başladığı için sizi hastalık boyutuna doğru götürüyor. Bunlar da yine eleştirilere sert tepki verme, ani öfke patlamaları, insanlara sıkıntı verme. Uzun vadede vücudumuzda ne tür olumsuz etkiler yapabiliyor? Şimdi stres dediğimiz şey, bakın tekrar söylüyorum, mücadele et ya da uzaklaş vücudumuzu korumak için yerleştirilen sistemin doğru kullanılmamasından kaynaklanan ve vücudumuzdaki enerjinin organlarımıza birikmesi sonucunda ya da bastırma sonucunda oluşan bir durum arkadaşlar. Yani siz bunu doğru yönettiğinizde bu pozitif bir durum. Yönetemediğinizde size zarar veriyor. Uzun vadede kalp damar tıkanıklığına yardımcı bir etken, beslenme problemleri ve genetik yatkınlıkla da birleşirse, yüksek tansiyon, genellikle strese dayalı tansiyon rahatsızlıkları olabilir. Sindirim sistemi hastalıkları, gastrit, ülser ya da bağırsak sistemi hastalıkları ve bağışıklık sisteminin bozulmasından kaynaklı birçok hastalığa yakalanma. Zihin sağlığı,
Şimdi şunu çok iyi bilin. Eğer siz vücudunuzda gerginliği doğru yönetemezseniz ve bu uzun süre içinde kaldığınız bir durum olursa kronik kaygı geliştirebilirsiniz. Depresyon sürecine girebilirsiniz. Uyku bozuklukları yaşayabilirsiniz. Panik atak olabilirsiniz. Panik atak herkes olmaz. Bu biraz da kişilik yapısıyla alakalı. Çok güçlü olan, kendini çok güçlü göstermeye çalışan ve mükemmeliyetçi, adalet saplantısı olan insanlar daha fazla yakalanıyorlar panik atağa. Sınırda kişilik bozukluğu olanlar daha fazla yakalanıyorlar. Yani herkes aynı şeyi yaşayamayabilir ama uyku bozuklukları ortaya çıkabilir, depresyon ortaya çıkabilir. Buraya kadar sorunuz olan var mı arkadaşlar? Sanki seminer biraz içinizi karartmış gibi. Efendim? Derin nefes alırken düşünmekten bahsettiniz. Derin nefes almadan da nefes alıp vermeyi düşünüyorsunuz. Hızlı hızlı nefes alıp verirken de düşünüyorsunuz. Neyi düşündüğün önemli burada. Nefes alıp vermeyi. Yani hızlı nefes alıp verirken eğer güzel şeyler düşünüyorsa sakinleşmeye başlarsın. Güzel şeyler düşünen insan hızlı nefes alıp vermez. Hızlı nefes alıp verme kontrolü kaybettiğimizde oluşan bir şeydir. O zaman yani bir insan sürekli hızlı nefes alıp veriyorsa bir sağlık problemidir o. Tamam. O da çok mümkün bir şey değil yani sürekli hızlı nefes alıp vermek. Belki derin nefes almıyordur. Derin nefes almadığı için, derin nefes almadığında vücuduna yeterli oksijen gitmediği zaman kişi daha fazla nefes almaya başlar. O yani o zaman nefes alıp vermeyi öğrenmesi gerekiyor. Doğru nefes alıp vermeyi bilmiyor. Sıkıntı oradan kaynaklanabilir. Hocam o gerginlik durumlarında bir olay yaşadığınız zaman sayıyoruz dediniz ya. Hı-hı. Evet saymak da ne yapıyorsunuz? Odağı değiştiriyorsunuz. Problemden uzaklaşıyorsunuz. Oradaki tehdidi algılamıyorsunuz o anda. Sayı sayacağım diyorsunuz. Ya da Allah'ı hatırlıyorsunuz. Güç kuvvet yani la havle ve de diyor ya insanlar. Allah'ı hatırlıyorsunuz. Yani orada sizin kendinize verdiğiniz mesajlar orada önemli. Düşünme. Kontrolünüz sizde olabileceği. Olayda ya da dışarıdaki süreçlerde olmadığı. Bunu kendinize hatırlatıyorsunuz. Peki arkadaşlar. Biz bu süreci çok detaylara girmeden bir iki şey daha hatırlatayım. Biz bu süreci nasıl yöneteceğiz? Bakın kişilik özellikleriniz. Mesela kişiliğinizde bu özellikler varsa daha fazla vücutta gerginlik tetikleyici olur. Yarışıyorsanız insanlarla. Yani kimler yarışırlar? Erkeklerde daha yaygındır bu arada. Rekabet, güç mücadelesi. Güven problemi olanlar ya da diğerlerine hakim olmak, kontrol etmek isteyenler sürekli bir yarış halindedirler. Ya da diğerlerinin sevgisini kazanmak isteyenler. Mesela mükemmeliyetçiler kontrol edebilecekleri, yapabilecekleri işlerde sürekli yarış halindedirler. Eğer kontrol edemeyecekse yapmaktan vazgeçer, kendini geriye çeker, risk almaz. Zaten mükemmeliyetçilerin bir özelliği de yapamayacaklarsa yeteneklerini köreltmeleri, uzak durmaları. Bu da onlarda daha fazla kaygı hali oluşturur. Rekabet bir yerde ya ispat etmek güç mücadelesi ya da kişinin güvensiz yapısıyla alakalı. Aşırı mükemmeliyet. Mükemmeliyet bir hastalıktır. İnsan mükemmel bir varlık değildir, olamaz da. Mükemmeliyet öğrenilen bir şeydir. Anne babanın yüklemesidir. Yani siz çocukken bir şeyler yaparsınız, anne babanız bir türlü hoşnut olmaz. Daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini. Bu sefer çocuk anne babasının onayını alabilmek için sürekli kendini bir yarış halinde, dört dörtlük halde tutmaya çalışır. Ve bunu sürekli baskılar ve gerginlik oluşturur. Daha sonrasında da hatayı hoşgörü gösteremez hale gelir. Eksikliğe tahammül edemez, hataya tahammül edemez. Ve yapamayacağı, başaramayacağı işlere de girmez. İşte mükemmeliyetçilik öğrenilen bir şey. Ve aynı zamanda kişiliğin dengesini bozan bir durum. İnsan öğrendikçe daha iyiye doğru bir yolculuk yapar. Yalnız mükemmeliyet diye bir şey yok. Çünkü mükemmeliyet sadece Allah'a özgüdür. İşte burada mükemmeliyet saplantısı insanlarda gerginliği arttırıyor. Adalet saplantısı, herkes doğru olmalı, dürüst olmalı, kimse kimseye kötü davranmamalı. Böyle saplantılı düşüncesi olan insanlar sürekli öfke patlamaları yaşarlar. Karamsarlık, olayların daha çok eksik taraflarını görenler. Bunlar da öğrenilen şeyler. Yani çocuklukta öğreniliyor bunlar, modelleniyor. Yani kimse doğuştan karamsar değil.
Yani biz modelliyoruz çevremizdeki insanları, anne babamızı, hız düşkünlüğü. Bu da yarışla alakalı bir şey. Hatalara karşı düşük anlayış. Yine mükemmeliyetçi eğilimle yakından alakalı. Özgüven eksikliği, yani kendini kabullenmeme, kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırma, başkalarının onayına aç olma, insanların değerlendirmenin aşırı duyarlılık, el alem ne der, beni beğenirler mi, beni takdir ederler mi, hata yaparsam ne olur ve gurur, kendini aşırı yüceltme. Yani kişilik yapınızda öğrenme kaynaklı bu tür özellikler baskınsa vücudunuz daha fazla alarm düzenine geçer ve bu alarm düzeni yönetemediğinizde de psikosomatik hastalıklar daha fazla vücudunuzda ortaya çıkar. En basit mesela işte alerjiler ya da karaciğerin düzensiz çalışması sonucunda vücuda olan ılışıkta oluşan ekzemalar ya da bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastalıklara yakalanma düzeyinin artması. Peki şimdi biz ne yapacağız? Neye dikkat edeceğiz? Birkaç çözüm önerisinde bulunalım. Şimdi birincisi zihninizdeki şemaların değişmesi. İşin en zor tarafı bu. Bu kısma çok detaylı girmeyeceğim. Duygulara Yardım diye bir kitap var. Duygulara Yardım. Duygulara Yardım, yazarı yanlış hatırlamıyorsam Lee Clark olması lazım. Duygulara Yardım, SOS. Çok basit, yalın bir kitap. Zihnimizdeki yanlış şemaları, öğrenme biçimlerini sorgulayan bir kitap. Basit, yalın bir dili var. Anlaşılması çok kolay. İkincisi, Ben Değeri Tiryakiliği, Kadir Özer. Ben Değeri Tiryakiliği, Kadir Özer. Ben Değeri Tiryakiliği, Kadir Özer. İnsanın benlik algısını nasıl yanlış inşa ettiği üzerine, nasıl doğru inşa etmesi gerektiği üzerine bir kitap. Kadir Özer. Bu iki kitap sizin zihinsel şemalarınızı anlama ve düzeltme noktasında size yardımcı olabilir. Yine Özgüven, arkadaş yayınlarından çıkan bir kitap. Orada mesela mükemmeliyetçi eğilimin arka planı ne? Sevgi eksikliği ne tür problemler doğurur? Olumsuz iç eleştirmen dediğimiz şey, yani çocukluğundan itibaren içimizde oluşan bir anne babanın yansıması var, eleştirmen. Bunun nasıl yönetilmesi gerektiği. O noktada size doğru bilgiler, yöntemler gösteriyor. Hangi kitap hocam? Özgüven. Yazarı? Yazarları iki tane psikolog da şu anda hatırlamıyorum. Arkadaş yayınları. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi zihinsel şemalar nasıl düzelir, o kısma fazla girmeyeceğim. Bir gerginlik esnasında yapmanız gereken birinci şey, derin nefes alıp vermek. Yani o anda vücudunuzun gerildiğinizi hissettiğiniz anda derin nefes alıp vermek. Derin nefes alıp vermeye başlarsanız vücudunuzu gevşetirsiniz ve alarm düzeyini kontrol altına alırsınız. Yani tepki, bağırma, çağırma, kontrolü kaybetme durumları kolay kolay yaşamazsınız. Yalnız bunu defalarca yaparsanız bu beyninize yerleşir. Yapmadığınız takdirde bu hayatınıza bir rehber olmaz. İkincisi, şimdi bakın burada gerçek veya algılanmış tehlike, bir tehlike durumu var. Uyarıldık. Hangi sistem devreye giriyor? Sempatik sinir sistemi. Bu vücudumuzu alarma geçiriyor. Biraz önce gördünüz işte adrenal bezler çalışıyor, hormonlar kana karışıyor, kalp hızlı atmaya başlıyor, vücut terlemeye başlıyor. Vücudumuz alarma geçiyor. Peki biz bunu nasıl tersine çeviririz? Eğer o anda parasempatik sistemi, yani derin nefes alıp vermeyi, o anda vücudu egzersiz, fiziksel uygulama yapmaya sokarsak, parasempatik sistem işi tersine çeviriyor. İşte bir gerginlik esnasında birinci adım derin nefes alıp verme. Peki atladınız, unuttunuz. O anda mekanı da terk edemediniz. Aslında yapılmanız gereken ikinci şey, eğer çok heyecanlandıysanız, eşiniz, çocuğunuz falan olsa, mekandan uzaklaşmanız gerekiyor o anda. Yani kırıcı olmaktansa, mekanın dışına çıkıp sakinleşince konuyu konuşmak. Mekandan uzaklaşmanız gerekiyor. Mekandan da uzaklaşamadınız. Çocuğunuz bağırdı, siz bağırdınız. Eşiniz sesini yükseltti, siz yükselttiniz. Birbirinize kırıcı sözler söylediniz. İkiniz de alarm düzenine geçtiniz. Ondan sonra ya da biri geldi bağırdı, ötekisi bağıramadı. Kendini ifade edemedi, içine attı. Ondan sonra yapılması gereken şey şu. Vücudunuzu soğutmanız gerekiyor. Şimdi Hikmet Elsin'in meşhur bir ifadesi var. Çoğunuz okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur.
Öfke şeytandandır diyor. O mecaz. İnsan öfkelendiğinde ne oluyor? Ateş gibi oluyor. Evet. Eğer ayaktaysanız oturun diyor. Oturuyorsanız uzanın diyor. Hala sakinleşmedinizse gidin abdest alın diyor. Abdestte ne yapıyorsunuz? Vücudunuzu soğutuyorsunuz. Vücutta oluşan negatif elektriği suya veriyorsunuz. Damarların genişlemesini sağlıyorsunuz. Bakın bir gerilim esnasında vücudumuzun elektrik dengesi bozulur. Vücudumuzda sürekli bir denge durumu var elektrikte, vücut elektriğinde. Siz bir gerilim yaşadığınızda vücudunuzdaki elektrik pozitif negatif dengesi değişiyor. Negatif elektrik artmaya başlıyor. Bakın su olmadığında insanlar ne yapıyorlar? Teyemmün. Peki teyemmünde ne yapıyorsunuz? Toprağa. Toprak vücutta neyi alıyor? Elektriği alıyor. Negatif elektriği alıyor. Yani siz Allah'ın huzuruna sadece temizlenerek çıkmıyorsunuz. Vücudunuzdaki negatif elektriği boşaltarak çıkıyorsunuz. İşte burada hassas olan şey şu. Gerilim esnasında bir, vücudunuzun ısısı artıyor. Kan basıncı yükseliyor. Vücudun soğutulması lazım. İki, negatif elektrik var. Bunun vücuttan atılması lazım. O zaman ne yapacaksınız? Eğer imkanınız varsa gidin abdest alın. Eğer öyle bir imkanınız yok, herkes abdest almak zorunda değil. Öyle bir şey de olmayabilir. O zaman vücudunuzdaki ısı merkezlerinizi yıkamanız gerekiyor. Burası termostatın olduğu yer. Hani abdest alırken mesh ediyoruz ya, burada termostat var. Burası omurilik soğanın olduğu yer. Yüz, ana damarların geçtiği yer. Eller, atar damarların geçtiği yer. Ne yapacaksınız? Elinizi, yüzünüzü, ensenizi, başınızı yıkayacaksınız. Hatta çok gerginseniz kafanızı suyun altına sokun. İyice soğutun. Ya hocam böyle bir imkan yok. O anda elimi yüzümü yıkayamam. Ya mutlaka vardır bir yerde lavabo falan. Böyle elinizi yüzünüzü yıkadıktan sonra aynaya bakın. Yani orada ayna yoksa cep telefonunuzun aynasına bakın. Yüzünüzdeki ifade ne? Eğer yüzünüzde hala kızarıklık varsa, yüzünüz hala kızarıksa, öyle bir adrenalin salgılanmış ki vücudunuzda, sakinleşemiyorsunuz. Peki adrenalini nasıl yöneteceksiniz? O enerji veren bir hormon. O niye salgılandı? Sizi yüksek tempo çalıştırabilmek için. O zaman yüksek tempo çalışın. Yani eğer 5-10 dakika o anda egzersiz yaparsanız, ya da mesela bir binadasınız, in çık, iki kat merdiven, in çık. Yani bunu düzenli yaparsan vücuttaki enerjiyi boşaltıyorsun. O adrenalin hormonun parçalanmasını sağlıyorsun. Benim rahmetli annem canı sıkılırdı bir şeylere, üzülürdü. Bir bakardım eline darı süpürgesini almış, evi süpürmeye başlıyor. Yarım saat sonra şarkı söylemeye başlardı. Ya da bulaşık yıkamaya girerdi, sinirli. Bulaşık yıkarken bir de sakinleşmeye başlardı. Niye sakinleşiyor? Suyla temas ediyor. Yani elleri suyla temas ettiği için vücudundaki elektrik boşalıyor. Tabii şimdi bulaşık makineleri var. Kimse elinde bulaşık yıkamıyor. Yani ya da ne var? Elektrik süpürgeleri var. Kimse böyle bedensel hızlı tempo yorulma yapmıyor. Bakın teknoloji geliştikçe insanın stresini yöneteceği doğal ortamlar da ortada kalkıyor. Ne yapıyor insanlar? Televizyonun karşısına sürekli elektrik yükleniyorlar. Ya da bilgisayarda ya da cep telefonunda. Kullandığımız cihazlar da elektrik oranı vücudumuzdaki bozuyor. İşte vücudunuzu hızlı tempo çalıştırmanız gerekiyor. Yani bilin gerildiniz. Ya o anda konuşamadınız ya da ortamda kendinizi ifade edemediniz. Gerildiniz. Vücudunuzu yüksek tempo 5 dakika ya yürüyün, ya jimnastik yapın, ya koşun, ya merdiven çıkın, ya evi süpürün, ya cam silin. Bir şekilde vücudu 5-10 dakika yüksek tempo çalıştırın. Vücut o anda sakinleşecek. Böyle bir şeyden sonra yapmanız gereken şey, eğer ev ortamındaysanız, imkanınız varsa girip, mesela bizde geçmişte ne vardı? Hamam kültürü vardı. İnsanlar haftada bir kez mutlaka hamama giderlerdi ve hamamda öyle birkaç saat kalırlardı. Hamam kültürü ne sağlıyordu insanlara? Kasların gevşip toksit maddelerin atılmasını sağlıyordu. Damarların genişlemesini sağlıyordu. Stres esnasında damarlarınız daralır. Niye damarlar daraltılıyor biliyor musunuz stres esnasında? Mesela stres esnasında pıhtılaşma artar. Vücut damarları daraltıyor ve pıhtılaşmayı arttırıyor. Siz bir kavgaya girer de yaralanırsanız ölüm hadisesi olmasın diye. Vücut bir alarm düzene geçiyor. Ya bir savaş olabilir diyor. Biri diğerine saldırabilir. O anda bir kanama olabilir. Kanamanın yavaşlaması için pıhtılaşmayı arttırıyor. Ve kanama olmasın diye damarları yavaş daraltmaya başlıyor.
İşte siz hemen o anda bir duş alırsanız, mesela iş yerindesiniz, çalışıyorsunuz, tatsız sıkıcı bir gün yaşadınız. Arabanızla geliyorsanız bir 500-600 metre önce park edin. Servisle geliyorsanız bir 500-600 metre önce inin. Hızlı tempoya ve yürüyün. Evdekilere bir selam verin. Ben biraz gerginim, bir duş alacağım deyin. Girin sıcak suyla, bir 5 dakika sıcak suyun altında kalın. Kasların gevşemesi sağlayın. Bunu yaptığınız anda vücut tamamen dinginleşir. Çıktıktan sonra da hemen, nasıl diyeyim, hemen böyle bir şeye başlamayın. Eğer ortam müsaitse ayaklarınızı 45 santim yukarıya kaldırın. Uzanın, sevdiğiniz enstrümantal bir parçayı dinleyin. Yatar bir vaziyette. O zihnin tekrar formatlanmasını sağlar. İşte bu o anda yapacağınız şeyler. Peki başka neye dikkat etmemiz lazım? Zihinsel şemaların dışında. Sarılmak. Evet, teşekkür ederim. Şimdi mizah ve gülme aileden öğrenen bir şeydir. Dikkat ettiyseniz bazı insanlar çok rahat gülerler. Bazı insanlar da gülerken çok zorlanırlar. Bazılarının yüzleri çok güleçtir. Bazıları daha ciddi ağırbaşlıdır. Bunun kökeninde ailenizde anne babanızın çok güleç olup olmaması var. Yani gülme potansiyel varlığımızda olan bir unsur. Yalnız anne babamızın tepkisine, davranışlarına göre ortaya çıkıyor. Bu nedenle bazı insanlar çok rahat gülüyorlar, bazıları zor gülüyorlar. Şimdi gülmeyle stres arasındaki ilişki ne? Gülen insanların vücutlarında endorfin salgısı daha fazla artıyor. Dopamin daha fazla artıyor. Gülemeyen insanlarda bu oran düşmeye başlıyor. Gülme sıkıntısı yaşayan insanların kendilerini güldürecek metinleri okuması ya da izlemesi gerekiyor. Eğer rahat gülemeyen insanlardansanız en azından haftada 10 günde bir kendinizi birkaç dakika güldürecek bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu film izlemek mi olur? Yani komik bir şeyler okumak mı olur bilmiyorum ama yapmanız gerekiyor. İkincisi, vücuttaki dopamin, endorfin, serotonin gibi vücudu güçlendiren, bağışıklığı güçlendiren, mesela stres esnasında adrenalin, kortizol hormonları çok salgılandığında beyindeki bu serotonin, dopamin azaltılmaya başlanıyor. Bloke ediyor adrenalin bunları. Depresyona girmemizin temel nedeni de bu. İşte bunu arttırmanız için problemli olan insanlarla zaman geçirmeniz gerekiyor. Probleminizi küçültmek istiyorsanız problemli olan insanlarla vakit geçirin. Yani mesela sıkıntınız var değil mi? Gidin mülteci bir aileyle bir gün geçirin. Gidin mesela anne babası tarafından terk edilmiş bir çocukla sevgi evinde sohbet edin, ona derslerine yardımcı olun. Ben de hatta şunu tavsiye ederim size. Mesela zorda olan insanlara yardım etmek için ayda bir gününüz olsun. Ayda bir gününüz sırf o insanlara alayım mesela. Yani yetimdir, yoksuldur, yaşlıdır. Mesela önce kendi yakınlarınızdan başlayın. Mesela kendi yaşlılarınız varsa, anneanneniz dediniz. Ayda bir gidin, sohbet edin, evini temizleyin, gidin malzemelerin ihtiyaçlarını alın, hastaneye gidecekse siz götürün. İşte o zaman empati yeteneğiniz de artıyor. İnsanlar zorda olan bir insana yardım ettiklerinde beyin endorfin salgılamaya başlıyor. Şunu çok iyi bilin. Yaptığınız her iyilik durumunda, her sevgi durumunda beyin endorfin ve dopamin salgılıyor. Ya bir insan kendini sevgiye, iyiliğe ne kadar verirse problemleri de o kadar rahat yönetmeye başlıyor. İşte o açıdan bir sıkıntı anından çıkmak mı istiyorsunuz? Kendinize ilişkin bir sıkıntı. Daha sıkıntılı olan insanların sıkıntılarını gördüğünüzde zaten sıkıntınız küçülmeye başlıyor. Sonra potansiyelinizi aktif hale getirince, iyilik yapmaya başlayınca kendinizi sıkıntınızdan kurtarmaya başlıyorsunuz, çıkartmaya başlıyorsunuz. Kör döngünün dışına çıkmış oluyorsunuz. Bir de arkadaşlar, unuttum, yaşlılık işte, bazen unutuyoruz. Mezarlık, acil, yaşlılarla beraber olmak ya da işte yetimlerle, yoksullarla beraber olmak.
Bunlar sadece merhameti, empatiyi harekete geçirmiyor. Duygusal paylaşım ve sosyal destek. Çoğu rahatsızlık aslında kendimizi ifade edememekten kaynaklanıyor. Eğer kendinizi paylaşacağınız, aktaracağınız, yaşadığınız sorunları çözümleyeceğiniz. Yalnız burada insanların en büyük hatası şu. Onaylanma değil arkadaşlar. Sizi onaylayacak birini aramayın. Ya ay ne kadar mağdur olmuşsun. Ay seni ne kadar üzmüşler. Sempati aramayın, empati arayın. Sempati desteklemek demektir, onaylamak demektir. Empati duygu durumunuzu anlamanıza yardımcı olmak, rehberlik yapmak demektir. Yani bir insana yaşadıklarınızı ifade ederken o sizin keşfetmenize, kendinizi anlamanıza, çözümlemenize yardım olacak bir insan olsun. Yoksa sizi pohpohlayacak bir insan değil. İçinizdekileri dışarıya çıkartın ve yüzleşmenizi sağlayacak bir ortam oluşturun. Eğer bunu yapamıyorsanız, yani bunu paylaşacağınız bir dostunuz, eşiniz yoksa yaşadığınız durumları kağıda dökün. Yani ben ne yaşadım, neden yaşadım, benim burada eksikliğim neydi, neyi yanlış algıladım, neyi farklı algılayabilirdim, neyi kendimi doğru ifade etmedim ya da ifade ederken ne söyleyecektim. Bunları kağıda yazın, sonra bunları yüksek sesle okuyun. İçiniz rahatlayıncaya kadar. Sonra da parçalayıp atın. İçinizde tutarsanız hastalığa dönüşecek. İçinizden çıkartırsanız, çözümlemeseniz dahi rahatlayacaksınız. Her zaman çözüm de bulamazsınız, onu da söyleyeyim. Neden? Karşınızdaki kişi düzelmeyi istemiyorsa nasıl çözüm olacak? Ya da karşıdaki kişi hatalı olduğunu kabul etmiyorsa nasıl çözüm olacak? Ya da senin hata diye algıladığın şey gerçekte hata değilse, sen öyle algılıyorsan nasıl olacak? Ya bir problem varsa insanlar arasında iki kişinin de bunu problem olarak tanımlaması gerekir. Biri problem, öteki problem değil diyorsa nasıl çözeceksiniz? Çözemezsiniz. Ya da sizin algı hatalarınız olabilir. Ya da tercihlerinizi problem gibi dayatıyor olabilirsiniz. Mesela sizin bir diliniz vardır, sevgi dili. Karşıdaki kişiden de onu görmek istiyorsunuzdur. Adam o sevgi dilini bilmiyordur, bildiği gibi veriyordur ama size yetmiyordur. Ve sürekli o beklentiye devam ediyorsunuzdur. Bu da sizi gerginliğe sokuyordur. Bu düzelecek bir şey değil ki, sizin yüklemenizle ilgili olan bir şey. İşte burada eğer bazı şeyleri bastırmayıp çözümlenmese bile ifade etmeyi öğrenirseniz o duygusal basınçtan kurtuluyorsunuz. Dokunma ve sarılma. Niye çok önemli? Her gördüğünüzde değil tabii ki. İnsanların güven, değerli olma, anlamlı olma sürecini en iyi ifade ettikleri içten birbirlerine sarılmaları ve dokunmalarıdır. Bebeklikten beri. Yani bebekken annemizin bize sarılması, başımızı yanağımızı okşaması. Mesela ben geçen hafta size beden dilinden bahsettim. İnsanlar genellikle gerildiklerinde, strese girdiklerinde ne yapıyorlar? Yüzlerini okşuyorlar. Aslında aradıkları ne? Şefkat. Peki kimi arıyorlar? Annelerini arıyorlar. Yani çocukken bir gerginlik yaşadığımızda, bir korku yaşadığımızda, bir tehlike yaşadığımızda annemiz gelir, sarılır, yanaklarımızı öper ya da okşar, biz sakinleşiriz. Çünkü orada annemiz vardır. Bizi koruyacak, bizi anlayacak bir varlık vardır. Yetişkin olduğumuzda, kendimizi tehlikede hissettiğimizde, güvensiz hissettiğimizde işte strese giriyoruz, kan basıncımız yükseliyor, kılcal damarlar genişliyor. O genişlemeden rahatsızlık duyuyoruz ve yüzümüzü okşamaya başlıyoruz. Yanaklarımızı okşamaya başlıyoruz. Sakinleşmek için. Aradığımız şey güven, şefkat. İşte bir insan mesela gergin olduğunda, strese girdiğinde genellikle el hep yüz bölgesine yoğunlaşmaya başlar. Gerginlik arttıkça enseye gitmeye başlar. Ne var burada? Omurilik soğanı. Bu bölgeyi sürekli sıvazlamaya başlar. İşte bu nedenle dikkat edin kendinize. Gergin olduğunuzda neler yapıyorsunuz? Gergin olduğumuzda ne yapıyoruz bakın? Kendimize dokunuyoruz. Kendimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. İşte orada eğer içten ilişkilerimizde biz bir güven süreci oluşturmuşsak, yani eşimizle, çocuğumuzla, dostumuzla, ailemizle, o anda bir insan bize içten sarılsa, iyi ki varsın dese, sen benim için önemlisin, değerlisin dese, vücudumuzdaki tüm gerginlik ortadan kalkıyor. Birden sakinleşmeye başlıyoruz. Mesela bebekler ağlar, kucağınıza alırsınız. Eğer bir gaz sancısı değilse, yani bir korku ya da ihtiyaç giderilmemenin getirdiği bir ağlamaysa, hemen sakinleşmeye başlıyor. Aynı şekilde yetişkinler de öyle. Yani kendisini sahiplenen bir insanı gördüğü anda, kendini güvende hissettiğinde o gerginliği hızlı bir şekilde atabiliyor. O açıdan evliliklerde, ailede en önemli şey insanların güven ve sevgiyi doğru zamanlarda sarılarak ifade edebilmeleri.
Bazen bu koluna girerek olur. Bazen yanına oturarak olur. Bazen sarılmakla olur. İşte burada çocuğunuza, eşinize, dostunuza doğru yerlerde yaptığınız sarılmalar hem güven duygusunu, hem muhabbeti, hem de gerginin azaltılmasını sağlıyor. Ve içten yapılan samimiyetle, merhametle, şefkatle yapılan sarılmalar beyindeki salgı sistemini değiştiriyor. O dopamin, endorfin dediğimiz salgıların dengeli salgılanmasını sağlıyor. Eğer sarılma sorununuz varsa çok ciddi anlamda bir boşluğa düşersiniz. Eğer çocuklarınıza sarılamıyorsanız şefkat, merhamet ve beden dilini öğrenmeleri de zayıflamaya başlıyor. Eğer evlendiğinizde akşam eve geldiğinde eşinize içtenlikle, şefkatle sarılabiliyorsanız eşler birbirine dost olmaya başlıyor. Yani dostluğu sağlayan önemli şeylerden bir tanesidir sarılma. Mesela birbirine güvenmeyen insanlar birbirine sarılamazlar. Bedenleri kaçar. Hatta insanlara birbirine sarılın dediğinizde eğer samimi değillerse, problemler varsa göğüslerini kaçırmaya başlıyorlar. Sarılmak istemiyorlar. Ya bir insanın birbirine sarılmasından o andaki muhabbetlerini bile anlarsınız. Ya da bir insanın yürümesinden de anlarsınız. Mesela bir karı koca yürüdüğünde ben göreyim. Aralarındaki duygu durumu o anda nedir? Size söylerim yani. İşte dokunma ve sarılma hadisesi burada çok kilit. Günde 3 defa tok karnına demiştik. Birinci ilişkilerde. Yalnız bu öğrenilen bir şey arkadaşlar. Yani ailede eğer bunu kazanamamışsanız öğrenmeniz gerekiyor. Eğer öğrenmezseniz ileride çocuklarınız olduğunda onları da öğretemiyorsunuz. Her insan dokunmayı sarılmayı bilmiyor, onu da söyleyeyim. Yani çocuğuna doğru düzgün sarılmadan büyüten anne babalar var. Bu nedenle dokunma ve sarılma bir insanda azsa çok ciddi duygusal boşluklar oluşabiliyor. Mesela bazılarında sarılma açlığı oluşuyor. Her şeye dokunmaya başlıyorlar. Her şeye sarılmaya gidiyorlar. Bazılarında da dokunma ve sarılmadan uzaklaşma ve kaçma oluşuyor. Bedeninizin farkında olmak. Ne anlıyorsunuz bundan arkadaşlar? Bedenin farkında olmak. Bedenimizin farkında olmak, evet, bedenimizle dost olmak ve bedenimizin o anda hangi tepkileri verdiğini takip etmek. Şimdi gerginliğe girdiğinizde vücudunuzu takip edin. Mesela şu anda bir beden diliniz var. Ben beden dilinizi görüyorum. Gördüğüm için de duygu durumunuzu da aşağı yukarı anlıyorum. Benzer şey gerginliğe olduğumuz zamanlarda farklı şekilde yansıyor. Mesela geçen hafta ben size anlatırken dedim ki insanlar gergin olduklarını ne yapıyorlar? Ellerini gizliyorlar. Ya da ellerini yumruk yapıyorlar. Ya da ellerini kilitliyorlar. Gergin olduğunuzda ne yaptığınıza dikkat edin. Tırnaklarınızı mı yiyorsunuz? Parmaklarınızı mı geriyorsunuz? Ellerinizi bir yere vurmaya mı başlıyorsunuz? Ayaklarınız mı kilitleniyor? Elleriniz mi titriyor? Ya da saçlarınızla çok fazla oynamaya mı başlıyorsunuz? Eliniz yüzünüze mi gidiyor? Gerginken vücudunuzda hangi hareketleri yaptığınıza bakın. O hareketlerin tersini yapmaya çalışın. Mesela omuzlarınız çökmüş, ayağa kalkın. Elleriniz yumruk, ellerinizi açın. Ellerinizi kilitlediniz mesela, bırakın, serbest bırakın. Oturuyorsanız kalkın, yürümeye başlayın. Eğer gerginlik tepkisinin dışında rahatlama hareketlerini yaparsanız, vücudunuz o anda, mesela rahatken ne yapıyorsanız o hareketleri yapın, birkaç dakika içinde vücudunuz rahatlamaya başlıyor. Arkadaşlar, sadece beyin düşünmüyor, kaslar da düşünüyor. Kasların öğrenme dediğimiz bir şey vardır. Kaslara yüklenmiş olan sinyaller var. Siz olumlu sinyalleri kaslarınıza verdiğiniz anda kaslar sizi olumlu duygu durumunuza geçmeniz için beyni harekete geçiriyor. Karşılıklı bir süreç aslında bu. Yani siz kaslarınızı huzurlu, mutlu olduğunuz ana doğru tekrar çevirdiğinizde beyin tutarlılık için sizi tekrar mutlu ve huzurlu sürece sokmaya çalışıyor. Gergin olduğunuz anlarda güzel anlarınızın fotoğraflarına bakın. Yani gergin bir andasınız. Hemen albümü açın. Artık insanlar çoğunun cep telefonunda. Hemen fotoğraflara bakın. Hele bir insan, sevdiğiniz bir insanla tatsız bir şey yaşamışsanız hemen beraber yaşadığınız güzel anların fotoğraflarına bakın. O zaman daha net karar verirsiniz. Yani problem mi büyük, yaşadığınız güzel günler mi büyük? Problemi daha iyi tanımlarsınız. Gergin olduğunuz anlarda, rahat ortamlarda dinlediğiniz
parçaları dinleyin ya da söyleyin. Mesela rahat ortamlarda, mutlu olduğunuz anlarda çaldığınız parçalarınız olsun. Ya da söylediğiniz şarkılarınız olsun. Kendinizi gergin hissettiğinizde o parçaları dinler ya da söylerseniz vücudunuz birden gevşemeye başlar. Çünkü beyin sizi mutlu anlarınıza götürür. Yaşadığınız güzel anlara götürür. O kilitlendiğiniz problem alanından çıkartır. Basit bir yöntemdir, yalnız çok etkilidir. Solunum uygulamaları, biraz önce söyledim. Kendimizi gergin hissettiğimizde burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. İçimizde 7-8'e kadar ya sayı sayın ya güzel anılar düşleyin. Ya güç, iyilik, güzellik bunu tercih ediyorum deyin. Ya Allah'ı hatırlayın. Neyse. Yalnız nefesinizi verirken de negatiflikten, kötülükten, olumsuzluktan uzaklaştığınızı düşünün. Bunu en az 15-20 defa tekrarlayacaksınız. Nefes alacaksın. İçinde 7'ye kadar tutacaksın. Bırakacaksın. Bunu 15-20 sefer yapacaksın. Bu zaten birkaç dakika sürüyor. Ve bunu yaparken beyninizi de çalıştırırsanız o gerginlik sürecini tamamen bitiriyorsunuz. Ha bunu yaparken karşınızda bir insan mı var? Olmuyor mu? O zaman bir müsaade isteyin. Birkaç dakika içinde geleceğim deyin. Çıkın. Derin nefesi bir yerde alın. O zaman geri dönün. Ben bir eğitim esnasındayken adamı hiç tanımıyorum. Adam başladı bana bağırmaya. İtfaiye personeli. Hocam boş konuşuyorsun. 20 kitap okumuşsun gelmişsin bana akıl satıyorsun. Git bu akılı başkalarına ver. Ülkeyi satanlara ver. Siyasetçiler satıyor. Cumhurbaşkanı satıyor ülkeyi. Hocam ben bunlarla işim yok. Allah Allah dedim ya ne oluyor. Şimdi bu adamla ilk defa karşılaşıyorum. Bir şeyim de yok yani. Yansıtma dediğimiz bir şey var arkadaşlar. İçinizde dolan şeyleri bir müddet sonra gereksiz ilgisiz insanlara yansıtabilirsiniz. O esnada arkadaşları müdahale etti. Ya dediler zorla burada durmuyorsun. Beğenmiyorsan çık git. 25 yıldır bu teşkilata hizmet ediyorum. Ölümlerden dönmüşüm, yangınlardan dönmüşüm. Kimse bunu buradan çıkartamaz. Basınçlı insana makul cevapların karşılığı yoktur arkadaşlar. Karşınıza çok gerilmiş, bağıran bir insan görüyorsanız aklınıza düdüklü tencere gelsin. Çocuğunuz da olabilir. Eşiniz de olabilir. Dostunuz da olabilir. Bağıran birini mi gördünüz? Aklınıza düdüklü tencere gelsin. Aklı başında hiçbir insan basıncını boşaltmadan düdüklü tencereyi açmaz. Önce bırakın basınç boşalsın. Bağırıp çağıran bir insana makul sözlerinizle ikna edemezsiniz. Çünkü o anda makul değil zaten. Öfke bir sonuçtur. Tamam mı? Öfke bir sonuçtur. Öfke güzel bir şey değildir. Bir sonuçtur. Farklı nedenleri vardır. Bazısı bunu silah olarak kullanabilir. Yalnız öfkeli bir insan gördüğünüzde önce bırakın basıncı boşalsın. Peki hocam adam negatif enerji dağıtıyor. Kötü kötü konuşuyor. Kötü sözler söylüyor. Ne yapacağız? Derin nefes alıp vereceksin. Adam orada bağırıyor ben başladım derin nefes alıp vermeye. O esnada da ona dedim ki seni anlamak istiyorum. Lütfen daha alçak. Elimi de böyle yapıyorum. Lütfen daha alçak. Bağırdığında seni duyamıyorum. Seni anlayamıyorum dedim. Lütfen daha alçak. Seni dinlemek istiyorum. Anlamak istiyorum. Ellerim böyle yapıyor. O da sesini düşürüyor. Ben böyle yaptıkça düşürüyor. O şimdi belli bir şekilde basınç düştü ya. Şimdi bekledim tabii. Dinledim de. Öfkeli bir insan varsa karşınızda sırtınızı dönmeyeceksiniz. Mesafeyi koruyacaksınız. Göz temasınızı kesmeyeceksiniz. Dinlediğinizi hissettireceksiniz. Bırakın bağırsın basıncı düşsün. Basınç düştükten sonra eğer çocuğunuz, eşiniz, dostunuzsa yanına gideceksiniz. Sarılacaksınız. Ya da omzuna dokunacaksın, iyi ki varsın diyeceksin. Sana değer veriyorum. Seni anlamak istiyorum. Aramızda bir problem varsa bunu konuşalım. Bağırarak çağırarak bunu çözmek zor. Eğer bir hatam varsa düzelteyim. Sen bir hata yaptıysan ya da yanlış anlamışsan birlikte düzeltelim. Bakın öfke bir sonuçtur. Arkasında farklı nedenler vardır. Yani ön yargılar olabilir, yanlış algılamalar olabilir, ihtiyaçların karşılanmaması olabilir, güvensizlik olabilir. Öfkeye hemen tepki verdiğinizde nedenleri ortadan kaldıramazsınız. Hele bu çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla bir ilişki ise demek ki yanlış giden bir şeyler var. Aslında öfke bir sinyal veriyor size. Bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Orada öfkenin kökenlerine inerseniz düzeltirsiniz. Ha bu şu demek değil. Adama sarıldın, öfkesini onayladın değil. Sakinleştir. Sakinleştikten sonra oturup konuş. Meselenin derinlerine in. Bir daha öfkeni tekrar etmemesini sağla. Yoksa öfkeli bir insana gidip sarıldın, arkasından konuşup sınırlarını tekrar netleştirmezsen zırt pırt öfke nöbeti yapmaya başlar.
Mesela çocuklar bunu çok kullanırlar. Eğer öfkeyle sizden bir şey elde etmişlerse zırt pırt öfkelenip aynı şekilde yapmaya çalışırlar. Aslında öğrenilen bir şey. Demek ki öfkeli bir insan gördüğümüzde özellikle yakınımızsa önce gazını basıncını boşaltacağız. Sonra gideceğiz, sarılacağız. Gözlerin içine bakarak güzel bir söz söyleyeceğiz. Çok kolay bir süreç değildir, onu da söyleyeyim. Ondan sonra sakinleştikten sonra uygun bir zaman belirleyip arka planını keşfetmeye çalışacağız. Olayları doğru anlamak ve bakış açısını değiştirmek. Şimdi biraz önce benim yaşadığım olay da ben itfaiye personeli böyle bir tepki verdikten sonra onun yanına gittim. Dedim ki ben senin dostunum, ben sana değer veririm, seni önemsiyorum dedim. Sonra programın sonunda yanına gittim, tekrar konuştum. Hocam dedi, ben niye böyle olduğunu bilmiyorum dedi. Yani ben sizi tanımıyorum dedi, niye size bağırdığımı da bilmiyorum dedi. Senin için çok dolmuş dedim. Yani senin için çok dolmuş da Allah'tan bana bağırdın dedim. Yani bir başkasına bağırsan daha kötü olabilirdi. Bir şekilde bunlarla halletmen lazım. Tabii işleri terk etmiş, aile sorunları olmuş, iş yerinde sorunları olmuş, işte biriktirmiş. Gereksiz bir yerde patlama yaşıyor. Orada yapmanız gereken şey yakın ilişkilerde öfkeyi tetikleyen süreçleri ortadan kaldırmak. Ya bunu yapamadığınızda ilişkiler çok ciddi sıkıntıya girer. Demek ki insanlar bir şeyler biriktirmişler, bastırmışlar, konuşmamışlar. Bir patlama süreci geliyor. Yani öfkeyi önemli bir sinyal olarak alın. Tabii bazen çocuklar bunu bir savunma mekanizması olarak kullanmak isteyebilirler. Ya da mesela bazı yetişkinler vardır, anne babada hep öfke öğrenmişlerdir. Bunu bir kişilik biçime dönüştürebilirler. O hastalıklı bir şey. Normal süreçlerden bahsediyorum. Anlamak için nasıl sorular sormak lazım? Anlamak için nasıl sorular sormak lazım? Hani öfke sonrasında mı? Seni bu duruma, senin bu tepki vermenin arkasında benden ya da durumdan dolayı kaynaklanan ne tür durumlar var? Yani niye böyle bir tepki verdin? Mesela belki beni yeterince önemsemiyorsun, dinlemiyorsun diyebilir. Bana şöyle şöyle davrandın diyebilir. Tabii. Nedeni sorabilir. Burada işte mesela itfaiye personelinde ben adama direkt tepki vermek yerine doğru anlamaya çalıştım. Yani arkasındaki nedeni yakalamaya çalıştım. Eğer nedeni anlamadan direkt ben tepki verirseniz o zaman karşıdaki insanla bir çatışma sürecine giriyorsunuz. Sakin kalır da nedeni anlamaya çalışırsanız bakış açınızı değiştirmeye başlıyorsunuz. Zihinde olumlu canlandırma dediğimiz şey şu. Herhangi bir şeyi yaşamadan önce o olayın evrelerini zihnimizde olumlu bir şekilde inşa etmek. Bir hayal kuruyorsunuz. Yani diyelim ki işte bir sınava gireceksiniz. Daha girmeden önce kafanızda sakinim, dinginim, oldukça başarılı geçecek. Bu sınavı çok iyi alacağıma inanıyorum. Kafanızda aslında bir program yazıyorsunuz. Onu olumlu canlandırıyorsunuz. Zihninizde bir şey olumlu canlandırdığınızda aynı olumsuz canlandırma gibi olay meydana geldiğinizde beyniniz büyük bir dikkat ve odaklanmayla olayı pozitif yaşamaya başlıyor. Çünkü siz önceden beynine bir program yazıyorsunuz. Yani pozitif program yazarsanız sizi pozitife hazırlıyor. Negatif program yazarsanız negatife hazırlıyor. Mesela sporculara bunu yaptırırlar. Mesela müsabakaya çıkmadan önce zihninde yaşayacağı her şeyi pozitif canlandırması. Nasıl vuracak, nasıl atlayacak, kasları nasıl olacak, her şeyi zihninde canlandırıyor. Aslında bunu zihninde aslında bir program haline getiriyor. Ve başladığı zaman zihin önceden bunu kodladığı için, pozitif kodladığı için herhangi bir gerginlik yaşamadan direktmen bunu uygulamaya başlıyor. Eskiler der ya, zanda bulunma, zanda bulunacaksan hüsnü zanda bulun. Yani güzel zanda bulun. Evet. Arkadaşlar bir de işin kritik tarafı empati kurabilmek. Empati kurabilmek için insanın hatalı bir varlık olduğunu anlamamız gerekiyor. Güçsüz, aciz bir varlık olduğunu anlamamız gerekiyor. Aynı zamanda karşımızdaki insanın, empati üzerinde daha önce konuşmuştuk. Karşımızdaki insanın duygu durumunu onaylamak değil, anlamak çabasıdır. Yani öfkeye empati duyulmaz mesela. Bağırıp çağırmaya empati duyamazsınız. Empati duyduğunuz şey insanın yaralanmasıdır. Yani bu adam öfkeyi arkasında yaralandığı bir şey var. İhtiyacı karşılamamış, duyguları bastırılmış ya da yanlış anlamış. İşte buna empati duyabilirsiniz. Duygularına empati duyabilirsiniz. Öfkenin kendisine değil. Bu nedenle empati duygusal bir anlama hali. Bunu yaparken de dinleme beceriniz, sabrınız, sevgi durumunuz. Ya biraz önce ben size dedim ya, git sarıl. Ya sevginiz güçsüzle gidip sarılırsınız. Ego savaşından dökerseniz nasıl savaşacaksınız? Yani ego savaşı varsa orada sarılma falan olmaz. Ben sen kavgasına döner çünkü. Ya bir de sarılayım ona taviz mi vereyim şimdi? Hep karı koca ilişkiler. Şimdi sarılayım da ona taviz mi vereyim diyor. Ya o senin karın ya. Ne demek taviz vermek yani? Adam böyle algılıyor.
gücü kaybederim diyor orada. Öyle bir şey yok. Yani ilişkileri bir kazanma kaybetme sürecine koymayın. İlişkiler böyle düzelmez. Kazanma kaybetme sürecine girdiğiniz anda sonuçta her taraf kaybeder. Sorunuz var mı arkadaşlar? Vaktimiz doldu. Saat 20.08. Bu arada programın başında ben size anlattığım konuların destekleyici olarak kendi yazdığım iki kitaptan bahsetmiştim. Onlarla da süreci besleyebilirsiniz demiştim. Bilmiyorum aldınız mı, okudunuz mu? Biri iletişim psikolojisi. Evet, siz almışsınız. Biri iletişim psikolojisi, Küre Yayınları'ndan çıkan. Ötekisi de kadın, erkek, çocuk, ilişki yönetimi kitabı, Büyüyen Ay'dan çıkan. Ya illa alın falan demiyorum. Bu anlattığım konularla ilgili pekiştirilmeleri yapmak istiyorsanız o iki kitaptan da yararlanabilirsiniz. Sınırlar diye bir kitap var. Sistem Yayınları'ndan çıkan. İçinizde tek tek söylemeyeceğim de bazılarınızın sınırları çizmede, sınırları belemede zorlanması var. Yani insan ilişkilerinde sınırları çizemiyor. Haklı olduğu konularda kendini savunmakta zorlanıyor. Dur demeyi bilmiyor, hayır demeyi bilmiyor. Çok fedakar olanlar var içinizde. Ya hep vermeye alışmış. Hep diğerlerini önceliyor. Kendini yeterince korumuyor, gözetmiyor. Böyle bir yapınız varsa ki bazılarınızda var. O nedenle sınırları çizebilmeniz çok önemli. Ya yani insanlara nerede hayır diyeceksiniz, nerede dur diyeceksiniz. Bu çocuğunuz için de geçerli, eşiniz için de geçerli, dostunuz için de geçerli. Yani insanlara doğru yerde dur dediğinizde bilin ki haklarınızı ve onun haklarını koruyorsunuz. Sadece kendi haklarınızı değil. Ve tekrar söylüyorum, hayır kelimesi negatif değildir. İyilikte buluşmak demektir. Ya yani bir insana hayır diyorsanız ben iyinin yanında saf tutuyorum diyorsunuz. Ben iyi ve hakları korumak için bunu yapıyorum diyorsunuz. Yani suistimal varsa hayır deyin. Karşıdaki insan haklara saygı duymuyorsa hayır deyin. Bakın gerginliği yönetmede en temel şeylerden biri doğru yerde hayır diyebilmektir. Diyemiyorsanız, hep diğerlerini önceliyorsanız, çatışmadan kaçıyorsanız, korkuyorsanız bu sefer sürekli ya içinizi atacaksınız ya da karşıdaki insanları çok fazla yücelttiğiniz için onlara hep bağımlı olacaksınız. Yani doğru yerde sınırları çizmeyi öğrenmek, hayır diyebilmek kritik bir nokta.